Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bu videoda sizinle Kastamonu Eğitim Fakültesini gezeceğiz. Bayağı yeşil, bayağı güzel, tam merkezi konumda bir üniversite, fakülte desem daha doğru. Ben aslında Kastamonu Üniversitesi öğrencisi değilim. Kastamonu'da yaşıyorum ama bugün sizin adınıza bütün ana kampüsü ve fakülteleri gezmeyi planlıyorum. Bu fakülte gerçekten aşırı güzel, aşırı yeşil. Bak şuraları da çekelim. Bugün derslikleri gezemiyoruz çünkü içeri girmemiz yasak üniversitenin öğrencisi olmadığımız için. Ama çevreye bence göz atabiliriz. Zaten bu binalar hep derslik, şu arkada da var derslikler. Yemyeşil bir kampüs olduğunu söylemiştim. Bakın burası bildiğiniz yani Kastamonu merkez. Kastamonu'nun tam ana caddeleri burası. Bence kampüsten ayrı olması gayet güzel çünkü burada kendilerinin özel havuzları falan var. Su havuzları var, normal havuzlar var ve bakın derslikler burada. Spor salonu yapılıyor sanırım. Onun inşaatı daha devam ediyor herhalde. Tam ne inşaatı bilmiyorum. Tam emin olmamakla birlikte Kastamonu Üniversitesi 11 Ekim'de öğrenci kabul ediyormuş. Yani 11 Ekim'de dersleriniz başlıyormuş. Bence bu kadar yeter burası. Daha sanırım Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne gideceğiz. Girişte çekemedim çünkü güvenlik var. Hani kızlar mı sorun çıkarır mıyım bilemedim. O yüzden biraz böyle daha gizli yerlerde çekime başlıyorum. Sol tarafımda rektörlük var. Tabii bunları ben size detaylı göstereceğim. O zaman bence hiç vakit kaybetmeden hemen tura başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk durağımız İlahiyat Fakültesi. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Fakültesi binası olarak geçiyormuş. Burası da yine yeşilliklere teslim olmuş bir alan. Aslında girişe çok yakın. Ama bundan önce Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Böyle arkadan ileriye doğru gelmek istedim. Buyurun biraz detaylı inceleyelim. Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne geldik. Gayet yani ilahiyat kadar güzel bir binaya sahip olmasa da binası hoş. Burası da girişe dediğim gibi bayağı yakın bir konumda. Şimdi bu bina Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin binası olduğunu söylemiştim. Şöyle bir sıkıntı var. Binanın çevresindeki banklar yetersiz. İlahiyat Fakültesi'nin önünde yine böyle hani oturacak yerler vardı ama bu binanın kenarlarında hiç görmedim. Bence bu bir dezavantaj ve çözülmesi gerekiyor. Rektörlük binası hemen Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yanında bulunuyor. Yurdun yanına kadar gitmeyeceğim. Uzaktan gösteriyorum. Burada bayağı iki büyük binadan oluşan bir kız yurdu var. Şimdi burada bir kafemiz var, A101'imiz var ve sanırım kapanmış. Bu biraz üzücü. Burada İstiklal Yolu Çarşısı olarak geçiyor imiş. Dönerci var, kırtasiye var, kafeler var. 3-5 tane. Gayet hoş bir alan ama hiç oturacak yer yok arkadaşlar. Bakın kameramanımız göstersin. Asla oturacak yer yok. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Fen Edebiyat Fakültesi. Fen Edebiyat Fakültesi ve Orman Fakültesi aynı binada. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde olduğu gibi bu binanın çevresinde de pek fazla bank yok. Basketbol alanı burası. Burada bir bina var ve ne olduğunu asla anlamadım. Sadece Kastamonu Üniversitesi ve üstünde değişik yazılar yazıyor. Bu binada ne olduğunu bilmiyorum. Ya tahmin yürütüyorum, bu binada bence konferans, seminer vesaire olabilir. Yani en mantıklısı o gibi geldi. Evet, fakülteden çıktık, böyle yürüyoruz. Bu arada gerçekten genel olarak yeşil bir fakülte ve şu an Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'ndeyiz. İki yerde de Fen Edebiyat Fakültesi var. Ben çok anlamadım. Az önce de Fen Edebiyat yazıyordu, burada da Fen Edebiyat yazıyor. Asıl binanız hangisi bilmiyorum. Burası da gayet büyük bir bina. Çekelim.
Bu arada bu üç fakültenin olduğu bina şu içeriden de devam ediyor. Yani göründüğü kadar küçük değil aslında. Bayağı büyük. Kampüs büyütme çalışmaları, yapılanmalar bence devam ediyor. Çünkü her yerde bir inşaat var. Gerçekten bakar mısınız? Her yerde bir çalışma var. Burası da bayağı hareketli bir kampüs. Şimdi bulunduğum yerde açık bir voleybol sahası var. 2 adet futbol sahası var ve basketbol sahası var. Bence gayet güzel. Kenarlardaki oturma alanları biraz az. Çünkü maç ve benzeri tarzı şeyler yaptığınız zaman izleyiciniz kısıtlı arkadaşlar. Yani bakın şu kadarlık bir oturma alanı. Bu arada kampüsün eksiklerinden biri, belki defalarca söyledim ama gerçekten oturma alanı çok az. Çok 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 az arkadaşlar. Eğitim fakültesi bu anlamda mükemmel ötesi. Ama yani gördüğünüz gibi hiçbir fakültenin çevresinde doğru düzgün oturma alanı yok. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi binasının önündeyiz. Bu binada böyle. Aslında şurası benim çok hoşuma gitti. Buyurun. Burada bir yol yok. Eminim yol burası değildir bu arada. Çünkü öğrenciler buradan geçiyorsa kötü. Bakın. Otların içerisinden yürüyorsunuz. Bakar mısınız? Burada bir uçak var. Sivil Havacılık Yüksekokulu da bu binayla bitişik. Gördüğünüz gibi uçak var. Bence çok hoş olmuş bu görüntü. Bence laboratuvara gidebiliriz şu an. Evet arkadaşlar, şimdi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'na geldik. Ben hatırlıyorum 11. sınıftayken biyoloji öğretmeni beni bu laboratuvara getirmişti. İçine hatırlıyorum 3 ya da 4 katlı bayağı ferah bir binaydı ve biz burada fare kesmiştik. Güzeldi. Hadi gidelim. Şurada bir yurt var. Ve kız mı erkek mi bilmiyorum. Yani yurt mu onu da bilmiyorum ama burada bir bina var. Bakın Güzel Sanatlar Fakültesi böyle bayağı büyük bir binaya sahip. Şurası da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin binası. Evet arkadaşlar, Veterinerlik Fakültesine geldik. Birkaç tane de müdürlük var. Burası da İletişim Fakültesi. Bu arada favori binam gerçekten bu oldu. İletişim Fakültesi binası. Aşırı güzel. Bu arada burada da bazı çalışmalar var. Yeni binalar yapılıyor sanırım. Gerçekten rektör hummalı bir çalışma içerisinde. Bu kampüs mükemmel olacak gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar, ana kampüs bu kadardı. Eğitim fakültesine gittik. Buradaki fakülteleri gezdik. Son olarak da tıp fakültesine gideceğiz az sonra. Bir de ek olarak size eğitim araştırma hastanesini ufak çaplı göstereceğim. Çünkü hemşirelik okuyan, ebelik okuyan, tıp okuyan kişiler nerede staj yapacaklarını belki merak ediyordur. O yüzden ben hemşirelik okurken merak ediyordum. Bunu da size göstereceğim. Dediğim gibi ana kampüs bu kadardı. Şaşırtıcı ama oturacak yer var. Evet dostlarım, son durağımız tıp fakültesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yollar bayağı kötü. Çevre düzenlemesi hala yapılmamış. Şu bina bir tık daha iyi ama uzaktaki binanın camları kırılmış. Çok kötü durumda. Öyle yani, pek içerisi tekin görünmediği için girmek istemedim. Hastane üzerinden giriş var mı üniversiteye bilmiyorum. Ben baktım ama çevreden göremedim. O yüzden böyle uzaktan dolaşmak zorunda kaldık. Tam yolun kenarı, yani ne kadar verimli olabilir dersler onu da bilmiyorum. Normalde Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yıllardır eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde yapıyorlar. Diplomada Kastamonu Üniversitesi yazıyor ama Hacettepe'de eğitim görüyorlar. Mükemmeldi ama bu sene bu sistem değişti. Öğrenciler artık buraya geliyor. Öyle yani, kampüsün içerisinde değil, hastanenin yanı başında bir fakülte arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma destek olmayı da unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Bir günümü bu videoya ayırdım. Lütfen bir beğeniyi eksik etmeyin. Hastaneyi gezmemi isterseniz, yani neden gezmiyorum? Çünkü pandemi şartları, hani boşu boşuna hastaneye gidip de kendimi riske atmak istemedim. Ama eğer merak ederseniz hastaneyi de edeceğinizi düşünmüyorum ama gidip sizin için gezebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.